Covid-19 işi ne planlanmış ne tahmin edilmiş bir şey değil. Bambaşka bir şey. Tarihi günler yaşıyoruz aslında ama yaşıyoruz yani çaresiz. Hatta alışıyoruz. İnsan her şeye alışır, her türlü zorluğa. Tabii yani 75 yıllık bir şirket burası. Çok tecrübemiz de var. Yani biz eski köklü bir şirket olmamız aslında bu yeni duruma intibak etmemizi daha kolaylaştırıyor. Çünkü daha inovatif hareket edebiliyoruz. Daha esneyiz. Mesela ne yaptık? Gönüllülük esasıyla çalışan bir sistemimiz var bizim. Diyoruz ki disruptive çalışma grupları diyoruz buna. Hatta LinkedIn'de ben bunları yazmıştım nasıl yapıyoruz diye. Disruptive dediğimiz yani alt üst ediyoruz. Ne demek? Gönüllülük var. Yani iş yapış şekillerimizi nasıl değiştirebiliriz? Ne yapabiliriz? Ben bunu global ya da uzaktan olarak bir sual sorarak başlıyorum herkesten. Anlatıyorum. Sonra işte belki dünyanın her yerinden çeşitli sualler geliyor, çeşitli ekipler oluşuyor. Ve bu ekipler de yani şey olmadan her gruptan, her ırktan, her coğrafyadan bir araya gelebiliyorlar ve sorunlarımızı çözüyorlar. Sonra bunları yayınlıyoruz. Best practice sharing yapıyoruz. Çok faydalı oluyor. Tele çalışmaya geçtik. Ben buna karşıydım çok tele çalışmaya falan. Öğrenmiş oldum. Şimdi gayet benimsedim, iyiyim yani. Dijitalizasyona geçtik. Artık ben de düğmeye basarak imzalıyorum, evrakları gönderiyorum dünyanın öbür tarafına falan. Başka ne yaptık mesela? Dijital koridor diye bir şey var. Evet, yani bir bot, bir robot seçiyor işte. İki insan bir araya geliyor. Böylelikle sohbet gene işte. Bir kahve molası olabiliyor. O faydası oluyor. Ama tabii yani şirket kültürünü de buna göre değiştiriyoruz veya değişiyor. İnsanlar da buna ayak uyduruyor. O da güzel bir şey bizim için, bir avantaj. Ben ne gördüm mesela? İşte iki tane odaydı Yıldız. Aslında o zaman Ülker Bisküvi Fabrikası'ydı Topkapı'da. Ben de çocukken gider gelirdim işte oynardık. Ama neticede ne oldu? O iki odada beş kişi çalışırken şirket o kadar hızlı büyüyüp gelişiyor ki o beş kişiden sadece bir ikisi kalabildi. Diğerleri aynı yerlerinde muvaffak işlerini yapıyorlardı ama şirket büyüdükçe o insanlar daha yukarı çıktılar. Ben de her sene mesela kendim özel eğitim alıyorum, gayret ediyorum kendimi yetiştirmeye. Çünkü biliyorum ki ben olduğum yeri muhafaza edemezsem, kendimi geliştiremezsem beni işten atmaları lazım. Benim işimin selameti için. Babam benim Leyli Meccani okumuş, parasız yatılı. Hiç şansı yok. Başarmak zorunda ve başarmış. Hayatında bir kere herhalde bir öğretmen değişikliği bir şey olmuş. Kötü not almışlar falan da. Yani ömür boyu bize onu anlatırdı. Yani niye öyle olmuş diye. Ali Ülala alan bir talebe. E tabi biz de okula başlayınca yani nasıl olacak insan biraz şey yapıyor tabi. Şöyle dedi, oğlum dedi. Bu dersler dedi lazım dedi. Bunları öğrenmeniz gerekiyor dedi. Evet dedim. Ama dedi benim gibi dedi not almanız gerekmiyor. Çünkü dedi ben dedi öbür türlü okuyamayacak. Yani kötü not alsa bursu kesilecek. Eve dönmek zorunda kalacak. Yatılı, parasız yatılı okuduğu için. Onun için dedi bu dersleri öğrenin dedi. Notu da dedi yani geçecek kadar alın dedi. Onun için ben mesela en fazla teşekkür falan alırdım. Takdir almazdım yani. Öyle bir talebeydim. Başka arkadaşlarım takdir alırlardı yani. İyiydi. Ne güzel. Mesela, Yani en bütün bir yaz maliyet muhasebesi yapmıştım. O eski çarşaf defterler vardı. İmalat defteri derler. Büyük bir matrikstir o böyle. Onu kurşun kalemle yazar doldurursunuz. Ben oradan hareketle okulda öğrendiğim maliyet muhasebesini oraya aplike etmiştim. İşte şey, SKU deriz biz çeşit bazında yani. Hangi çeşitten kaç para kazanıyoruz? Onları buldum, hesap ettim falan böyle. Getirdim anlattım Sabri'ye. Evet dedi buradan para kazanıyoruz zaten dedi. Biz dedi bir tane kara gofret vardı. İşte burada da bir tost yapar satardık İstanbul'da. Onlardan bütün fabrikanın kârı gelir. Ama işi yapmaktaki gayemiz ne? İnsanlara bir iyilik yapmak. Çünkü şöyle yani iyi bir iş işlerseniz, iyi bir insan olursanız bunun karşılığı var. Yani hayatınızın bir felsefesi olması lazım. Onun için biz de diyoruz ki başkalarını mutlu ederseniz ancak siz de mutlu olabilirsiniz. Ama bunu kurumsal olarak 2014'ten beri de bir felsefe olarak aslında bence iş dünyasına da bir Yani mesaj. şöyle bizim işimiz de çok güzel. Bu niye Kasım ayında bunu kutluyoruz? Kasım'da pek yapacak işimiz yok. Yani şeyde Ağustos işte geri dönüş. Efendim Eylül öyle. Ekim'de biraz kış başlıyor falan. Gene mallar çok satılır falan. Aralık'ta gene bir şamata olur da Kasım biraz boşa kalıyor arada. Biz de Kasım'ın ortasına bu günü koyduk. Orada da biz kendi kendimizi eğlendiriyoruz işte. Müşterilerimizle beraber coşuyoruz. Şimdi Milton Friedman'ın hakkını yemeyelim. Biz onun dediğini yapıyoruz, kar ediyoruz. Ama karı nereye harcayacağımız konusunda özgür irademizi kullanıyoruz. Ben mesela en çok iyi kızarmış şöyle çift kaşarlı bir tost severim.
Şimdi bundan da işte kaç tane yiyebilirsiniz? En fazla 2 tane yiyebilirsiniz. Geri kalan ne yapacağız? Geri kalanı bence hep beraber gene mutlu et mutlu ol prensibiyle halkla paylaşmak. Mesela yaptığımız bir proje var. Ben mekteplere kadar gidiyorum bunu. Sınıflara katılıyorum. Okul aile birliklerinde ne yapıyoruz? Çocuklara dengeli beslenmeyi öğretiyoruz. Biz mesela bunu çok iyi öğrenemedik. Ben hep biraz kilolu bir çocuktum. Halbuki benim çocuklarım çok daha akıllılar o konuda. Çünkü bir tabağın içinde neler olması lazım, neler yemeleri lazım. Ben 40'ından sonra salata yemeye başladım. Mesela spor. Yani insanlar spor yapmazlarsa, çünkü bir tek insan vücudu var ki çalıştıkça aşınmıyor, kuvvetleniyor. Başka ne olursa olsun çalıştıkça aşınıyor. Ama insan vücudu öyle değil. Hatta yaşlandıkça, takatten düştükçe daha çok hareket ederseniz daha sağlıklı oluyorsunuz mesela. Onun için biz bu hep STK'larda, vakıflarda görev almak, yardımcı olmak ama anonim olması şartıyla buna gayret ettik. Bir aile vakfı kurmadık mesela. Babamız yasakladı. Hayır dedi, siz dedi, bu işleri yapan dedi, her konudaki bir vakıf vardır, ehildir dedi, gidin onlara yardım edin dedi. Bir tek gıda araştırmaları konusunda bir eksik vardı herhalde. Onun için bir Sabri Ülker Vakfı kurduk. Ama o da sadece gıda araştırmaları içinde çalışıyor. Mesela bizim halka açık şirketlerimizde de yönetim kurulu başkanları hep profesyonel insanlardır. Hatta şirkette çalışmayan insanlardır. Mesela Şok var. Halka açık bir şirket. Perakende konusunda. Orada çok tecrübeli. Daha Migros'tan gelen, Koç'tan gelen Cengiz Bey var. Şirketin yönetim kurulu başkanıdır. Ya ben yönetim kurulunda varım galiba. Bazısında varım, bazısında yokum. Pek bilemiyorum da. Ben arkadan geliyorum, işlere bakıyorum ne yapmışlar diye takip ediyorum tabii. Yani yapmam lazım. Toplantılarda lead director dediğimiz, mesela Godiva'da var bu. Niye var? Godiva %100 Yıldız Holding iştiraki. Yabancı yok. Yönetim kurulunda da yabancı yok. Bu sefer biz oraya değişik arkadaşlar rica edip alıyoruz. Yani yurt dışındaki iş adamları veya profesyonel yöneticiler, CEO'lar buraya diyoruz, aman gelin dahil olun diyoruz. Ve bize fikir verin. Onlara bu imkanı açıp onları konuşturacak olan kim? Bir lead director oluyor. Hani toplantıyı idare eden, toplantıyı açıyor. Bilhassa sunumları yaptırıyor. Tartışılacak konuları veya sualleri ortaya koyuyor. Herkesin fikrini alıyor. Hepsi bittikten sonra da biz kendi aramızda toplanıyoruz yönetim kurulu olarak. Ve ben onlardan neleri aldım, neleri challenge ediyorum, ne düşünüyorum onu tartışıyoruz ayrıca. Başarısızlıklarımız var yani. Olmaması da mümkün değil. Olduğu zaman şu var, ondan dolayı bir YS düşmemek lazım. Kola Turka yaptık biz değil mi? Kola Turka çok başarılı bir şeydi. Diyeceksiniz ki bu niye böyle oldu? Yani Kola Turka tamam, kola yaptık da biz, formülünü de hallettik, o da güzel, dağıtıyoruz, hepsi iyi, satılıyor da. Ama tabii yani bu pazarda bu kola da bilmem 60 senedir var yani. Saray Bakanı'na demişti bana, ya Murat dedi, sana dedi bak babanın arkadaşıyım ben ama dedi, sana dedi bir ceza vermemiz lazım dedi. Dedim niye ceza veriyorsunuz, ne oluyor filan. 35 trilyon ceza kestiler bana o zamanın parasıyla. O zaman paralar biraz daha fazla sıfırlıydı ama 35 trilyon da iyi paraydı. Yani bizim işin hepsi 5 trilyon değildi yatırımımız. 35 trilyon cezası var. Ben gittim aynı mahkemeye, devleti mahkemeye verdim bana ceza kesti diye. 5 sene sonra kazandım. Yani toplam 7 sene sürdü. Ben kazandım, bir kuruş ödemedim 35 trilyondan. Ama tabii bir iş böyle 5 sene muallakta kalırsa, yani 5'e mal olmuş bir işe 35 ceza ne yaparım ben bunu derseniz o işe de bakamazsınız. Yani konsantre olup yatırım yapamazsınız. Onun için Kola Türk'e öyle oldu. Ali de bana bunu sordu. Bayık dedi, sen daha çalışırdın dedi. Niye dedi? Bu yaşta hatta seni dedi şey de yapamayız dedi. Onursal başkan falan da diyemeyiz ya dedi. Öyle dedim, haklısın dedim. Ama ben çalışabilmek için bunu yaptım. Çünkü niye? Yani kurumsallaşmış. Benim kadar bu işleri bilen yapan insanlar var etrafımda. Şirketlerin başında CEO'lar var. Yani grupların başında. Ali Bey onların hepsini idare edebilecek temsil kabiliyetine haiz bir arkadaş. Şimdi onlar bu işleri dedim yaparlarsa ben de daha ihtisasım olan nedir mesela? İşte yeni bazı işler geliştirmek, oluşturmak, inkübasyon diyorum ben. Onları yapmak daha hoşuma gidiyor. Öbür taraftan ne yapıyorum? Yeni trendleri takip ediyorum. Disruption yapıyorum şirket içinde. Yani bir aktivist, shareholder gibi davranıyorum. Öbür taraftan ne yapıyorum? Gene inovasyon, yeni çeşitler. Ben aşağı yukarı her sahada bunu yapmaya gayret ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bana da bir heyecan katıyor yani. İyi oluyor. Onun için ben kendi ihtisasım olan işleri daha fazla yapayım diyorum. Ama onlar da ne derse aynı yönetim kurulundayız. Ben de orada üyeyim zaten yani. Çalışırız. Yani diyorsunuz ki bundan sonraki hayallerim de yine insanları mutlu etmek üzerine olacak. Yani kendimi mutlu edeceksen bu şart.